saatler 03.02 gösterdiğinde yurdun kuzey yanı köşesi 7.4 büyüklüğünde bir deprem sarsıldı. Marmara bölgesinde Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden olan ve tam 45 saniye süren bu deprem. Sevgili milletvekilim, sevgili başkanım, çalışma arkadaşlarımız ve basınımızın değerli temsilcileri, sevgili Bursalılar. Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün önemli bir gün. 17 Ağustos'a hatırlıyorum, hala gözlerimin önünde 03.02 saatler ve uyandığımda, ilk uyandığımda bir baktım, gökyüzü bembeyaz. İlk defa gökyüzünün mavi değil, karanlık da değil ama bembeyaz bir görüntüsünü o anda gördüm. Ve hala o görüntü benim gözlerimin önünde. Yani birçok insan da inanıyorum ki o görüntüyü halen daha unutmuş değil. Binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. On binlerce vatandaşımız ise yaralandı ve evsiz kaldı. Bu büyük yıkımın ardından bir deprem ülkesi olarak birçok deprem daha yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Hiçbir zamanda unutmamamız ve unutturmamamız gerçeğini kafamızdan içine sokamadık. Bunu tüm ülke yöneticileri de dahil olmak üzere söyledi. Tabii son depremle ilgili o bölgede yaklaşık 22 gün görevde. Plan kademeleri arasındaki uyumun sağlanması amacıyla da ilk iş olarak çevre düzeni plan çalışmalarına başlamıştır. Ve bu plan kentimizin anayasası, yani Bursa kent anayasası olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yeni vizyonuyla öncelikli olarak deprem afet riskleri azaltmayı ve kentsel direnci arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla Bursa'mızın planları kent ve kentli hakları, kent kimliği, katılımcı yönetişim ve sürdürülebilir kentleşme temel ilkeleri doğrultusunda bilimsel verilere dayalı bütünleşik bir yaklaşımla kurulanacak, planlanacak ve uygulanacaktır. Bunun sözünü tüm Bursalılara veriyoruz durumlarında. 1/100.000 çevre düzeni planı, yani Bursa Kent Anayasası 2050 yılı projeksiyonumuz doğrultusunda ülkemizin konusunda uzman, önde gelen 40'a yakın akademisyen ve bilim insanının yine danışmanlıkları ile hazırlanacaktır. Tabii söylediğiniz müteahhitlik meselesi ile ilgili. Tabii yine aslında genel yönetimin yapacağı aslında yasal düzenlemeyle bunların çözümlenmesi mümkün. Ama müteahhitler olabilir. Bakın, o başka bir şey. Olmayabilir. Bunun yanında esas denetleme var. Bir, projelendirme. İki, denetleme. Projelendirmenin esası nedir? Zeminin iyileştirilmesi ya da zeminin durumuna göre oraya bina yapılması. Siz eğer bir kent yöneticisi olarak ya da bir belediye olarak, kent yerel yönetimler olarak siz sıvılaşmanın olduğu bölgeye bile bile orada çok katlı yapıları verirseniz, yaparsanız, imar planlarına ona göre yaparsanız beklenen sonuçta bu olur zaten. Buradaki esas temel anlayış şu, zemini tanımamız lazım. Zemini bilmemiz gerekiyor, hayatlarını bilmemiz gerekiyor. Hayatları üzerinde asla yapı yapılmamasını sağlamamız gerekiyor. Planlarda oraları boş geçmemiz gerekiyor.
Bunun yanında imar planları yaparken zemin durumuna göre hareket etmemiz gerekiyor.